Ne oluyor? Tedbir alıyoruz. Tahlillerde bir hastalığın mı çıktı? Hastalığın olsa maske takardık. Biz senin maskeni düşürmek için geldik. Ne dediğini anlamıyorum Elçi. Seninle işimiz bittiğinde bir şey anlamana gerek kalmayacak. Ben Yüce Majeste ile konuşmak istiyorum. İhanetini öğrendik Cahit. Şimdi de daha fazlasını öğreneceğiz. Ama infazından önce Yüce Majeste mutlaka seninle konuşacaktır. Ne kadar sürer? İlacın tam olarak nüfuz etmesini bekleyeceğiz. Bir saat içinde başlayabiliriz. Sana atıp tutsam da hakkını yiyemem Settar ha. Son yaptığın tanker oyunu pusatın yolunu açtı. Ela olduğunu bilsem yapmazdım. Sen yine ne dediğini bilmiyorsun Settar. Asıl sen ne dediğini bilmiyorsun Zülfo. Ben o Settar Tatı oyununu sadece pusatın değil, hepimizin yolunu açsın diye yaptım. Eyvallah. Demek daha hep beraber yürünecek yolumuz, içilecek suyumuz varmış. Hayır olsun pusatım. Keyfini kaçırmışlar. Hakkı Bey kozun erken oynadı Zülfikar ağa. Sıkıntı nedir? Yahu buradayız evvelallah ya. Çözeriz. Sefirlik için yeni iş olarak uyuşturucuya girmemi istiyor. Baltazar'ın canına minnet tabii. Değil. Hemen atlamıştır. Atladı atladı. Kaçırır mı fırsatı? Eline bir koz geçti şimdi. Hem eski hesabını görecek, hem de beni köşeye sıkıştıracak. Hakkı, senden tam olarak ne istiyor pusat? Bir anlat hele. Konsey adına üretilecek mal dışında piyasada kimsenin bir şey satmasına izin vermeyeceksin diyor. İyi ya, bir yerden başlamış oluruz. Meydanı onlar için temizleyelim mi diyorsun Zülfikar ağa? Madem konsey arkamızda diyorum, biz piyasada bu pis işi yapan herkesi kaldıralım. Sonra onlar en büyük olacak. Bütün piyasa ona kalacak. Biz hele bu kadarını yapalım. Geri kalanını bizim büyüğümüz temizler pusat. Hala, bak Erhan abim geldi. Hoş geldin. Elif dedesiyle ninesini özlediğini söylemişti. Onun için geldim. Biz de çok özledik. Bay Zaharyas geldi. Bekletmeyin. Hoş geldin. Sen de içer misin? Vodka'yla aram hiç olmadı. Benim ilgimi daha çok Rus romanları çekmiştir.
Evet ama sakın aldanma. Kadınlarımız okuduğun romanlardaki gibi değiller. Hep abartılıyor. Bence siz de içmeyi abartıyorsunuz. Çok yaşamak gibi bir derdim yok Bay Zaharyas. Ama yaşamak istediğini biliyorum. Yapmak istediğin daha çok şey var Andra. Bunların büyük kısmını artık Türkiye'de birlikte yapabiliriz. Buna engel olacak bir şey mi var bilmediğim? Benim sana dostlarımıza göndermen için sattığım mallar Türkmenlerin eline geçti. Bunu biliyorum. Elbette bunun hesabını soracağım. Ben de bunu biliyorum ama Suriye'deki silahları Türkmenlerden alıp müttefiklerimize teslim etmemiz gerekiyor. Oradaki savaş için ben neden buradan kalkıp oraya gideyim? Burada rahat oturabilmek ve yola daha güçlü devam edebilmek için oldukça değerli bir şey elde edeceksin. Bana bende olandan daha değerli bir şey kim verebilir? Konseyin sana sunacağı destekten daha sağlam ve daha kazançlı bir ittifak bulamazsın. Nasıl, beğendin mi? İş konuşmayacaksak eğlenelim dedim. Ben eğlenmiyorum. Bu şarkı bana annem Katyuşa'yı hatırlatıyor. Çocukluğumuzu da hatırlıyor musun? Her gün kavga ederdik. Raşkan'la da bir kavgada tanışmıştık. Ben Raskol'ün dönmesini istiyorum. Bana başka çare bırakmadın. Ne diyorsun Viktor? Ayağa kalk.
Sen gerçek bir dostsun Viktor. Raskol döndü. Seninle iş yapmaya hazır. Ben Türkiye'yi yerinden sarsacak işlerden bahsediyorum. Hazır olduğundan gerçekten emin olmam gerek. Islak adam yağmurdan korkmaz Viktor. Hazırız. Neden buradasın? Bitirecek. Çok yakın durdum yüce misafire. Neler oluyor? Müdahalemize direniyor. İlacı artırın. Bu çok riskli. Beyin fonksiyonları tamamen durabilir. Dediğimi yap. İşimize yaramazsa sonunda zaten ölecek. Acele etmemiz lazım. Görevin ne? Neden buradasın? Neden konuşmuyor? Hala direniyor. Dozunu artır. Kaybediyoruz. Bir şeyler yap. Geri geldi. Yüce Majeste. Yüce Majeste. Yüce Majeste öldüreceğim. Yüce Majeste öldüreceğim. Yüce Majesteyi öldüreceğim. Buradayım. Benimle konuş. Yüce Majesteyi öldüreceğim. İnanılmaz. Tarihin tozlu sayfalarından kalma bir sadakat numunesi. Gerçekten inanılmaz. Emriniz nedir majesteleri? Ölmeyecek. Aklını ve sağlığını kaybetmeyecek. Ama benim olacak.
Abi. Lyon Team yeni bir saldırı yaptı. Nerede Akif? Enerji yatırımı için finansal işbirliği yapan Türk ve Rus iş adamlarına yönelik bir saldırı olmuş. Hocanın bahsettiği anlaşma bu. Yine toplantı baskını gibi profesyonelce saldırıp kaçmışlar. İş adamları öldürülmüş. Bizi sıkıştırmak için her türlü hamleyi yapıyorlar. Ama sonuca ulaşmalarını ne olursa olsun engellemeliyiz Akif. Bu saldırılar onlar için aslında savunma hamlesi. Bizim atacağımız adımları engellemeye çalışıyorlar. Mutlaka kendileri de sonuç almak için oyuna girmeye çalışacaklardır. Bu alanda şüpheli her türlü hareketi dikkatle izleyin Akif. Tamam abi. Brandon'un toplantısına katılan Rus iş adamından bahsetmiştin. İzine ulaşabildin mi? Türkiye'de olduğunu biliyoruz. Ama henüz ortaya çıkmadı. O adam bunun için Türkiye'de Akif. Brandon'un ilk planı buydu işte. Türkiye'yi güvenilmez gösterip bizimle değil kendi istedikleri adamlarla iş yapılmasını sağlamak. Ne yapıp edip o adamı durdurmalıyız Akif. Tamam abi. Çok özledim. Rüyamda da hiç görmüyorum. Üşüyeceksin canım. Dönelim mi artık? Olur, dönelim. Kafamda bir sürü soru var. Dedem olsaydı hepsine tek tek cevap verirdi. Elif, ben sorularını cevaplayacak birini tanıyorum. Hem de dedenin tanıdığı biri. Kim o? Söylemem. Gidince görürsün. Şimdi mi gideceğiz? Evet. Siz de gelin. Benim halletmem gereken bir iş var canım. Sonra haberleşiriz, olur mu? Hadi. Ben gelirim. Hadi gidelim. Akif. Abi. Aradığımız adamın kaldığı oteli tespit ettik. Gidin onu getirin Akif. Bu adamların planlarına ulaşmamız için anahtarımız o olacak. Tamam abi. Akif. Yalnız çok dikkatli olun. Bütün gözler üzerimizde. Elinizden kaçırırsanız bu sefer işler aleyhimize dönecektir. Merak etme. Onu alıp getireceğim abi. Ne var Timur? Efendim, Erhan'la konuştum. Şu anda Elif ve Safiye Hanım'la birlikte Süha Efendi'nin yanına gidiyorlar. Haberiniz olsun diye aramış. Leyla, onlarla değil mi? Savcı Hanım başka bir işi olduğu için onlardan ayrılmış. Tamam Timur. Timur. Hazırlan çıkalım. Peki efendim.
Bomba! Beni tanıyor musunuz? Hayır. Ben de sizi tanımıyorum. Yaşamak istiyorsan bana istediğimi ver. Ne istiyorsun? Size getirilen tırlar dolusu silahı benden çaldılar. Onları geri almaya geldim. Hepsi içeride. Hepsi içeride değil. Şimdi sana soruyorum. Şansını zorlama. Benim silahlarım nerede? Şansını kaybettin. Bana silahlarımı bulun. Çabuk. Andre! Silahlar! Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnız. Bir haykırsam belki duy... Süha baba, ziyaretçiniz var. Aman efendim, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldin kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Erhan. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Vardı. O zaten dedenin neyi? Emanetlerini korumak için buraya getirdim. Siz de deden gibi ne üfleyebiliyor musunuz? Maalesef hayır. Elif'in canı bir şeye mi sıkıldı? Okul meselesi çözülmedi hala. Onu düşünüyor. Bugün öğretmeni geldi. Tekrar okula çağırdı. Ama Elif ne yapacağını bilmiyor. Ben de ısrarcı olmak istemiyorum. Gel canım. Gel kızım, otur. Sen Elif'i tanıyor musun? Hangi Elif'i? Benim tanıdığım Elif'i. Akıllı, terbiyeli, cesur Elif'i. Hani Hüma diye bir kuşu var. Tabii ki tanıyorum. Ne olmuş ona? Bence tanımıyorsun. Onun neler yapabileceğini bilmiyorsun. Öyle olsa
okuluna dönmek için hiç tereddüt etmezdin. Okuluma gideceğim ve bütün sorunları tek tek çözeceğim derdin. Deden söylemek istediklerini bazen neye üflüyordu? Ney onun duygularını bize aktarıyordu? Sen de dedenin neyi olmak istemez misin? Nasıl olacağım? Ondan öğrendiklerini arkadaşlarına, sevdiklerine sen aktaracaksın. Sen söylemezsen deden susar. Dedenin susmasını istemiyorsan okumalısın, öğrenmelisin. Ve öğrendiklerini arkadaşlarınla paylaşmalısın. O ne? Onun adı Rebap. O da benim neyim. İstersen senin için çalabilirim. Çok isterim. Şarkıda söyler misiniz? Bana eşlik edersen olur. Ama ben bilmem ki sizin söylediğiniz şarkıları. Bence bunu biliyorsundur. İşlem tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun savcı hanım. Teşekkür ederim. Sizi de buraya kadar yorduk. Takdir edersiniz ki sağlık ihmale gelmez. Ciddi bir şey yok değil mi? Sanmıyorum. İlk tahlil neticesinde dikkat çeken bazı değerlerin sebebini bulmaya çalışıyoruz o kadar. Sizin de bizim de içimiz rahatlasın. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Sonuçları ne zaman alırız? Siz bugün beklemeyin. Yarın ya da ertesi gün bir ara uğrarsanız değerlendiririz. Tamam. Bir aksilik çıkmazsa geleceğim. Size iyi çalışmalar. Size de öyle. Ben kimim? Benim sahibim efendim. Yüce Majestemsiniz. Peki sen kimsin? Ben ölümlü kölenizim efendim. Buraya uzun bir yoldan geldim. Çok zorlu engelleri aştım. Bu kutsal yola bizimle devam etmen için yalnızca bir görevim kaldı. Ne emredersiniz Yüce Majestem? Bu adamı tanıyor musun? Hayır. Peki bunu tanıyor musun? Hayır. Bu adam Polat Alemdar. Ve ben
Sana onu getirmeni emrediyorum. Emredersiniz efendim. Efendim Polat. Merhaba Leyla. Evde misin? Ufak bir işim vardı, onu hallettim. Birazdan eve geçeceğim. Ne oldu? Bu akşam müsait olur musun? Seninle konuşmam gereken bir şey var. Olur tabii. Evde mi görüşürüz? Hayır, özel bir şey konuşmak istiyorum. Hani bir park vardı ya... Beraber gitmiştik. Leyla, orada mısın? Evet evet, buradayım. Tamam, görüşürüz orada. Akif, adam şimdi odasına çıktı. Tamam Talha, geliyoruz. Alo. Raskolnikov'la görüştüm.
bizimle çalışmayı kabul etti. Yakında sesini siz de duyarsınız. Güzel otelmiş. Hoş bir zamanımızda gelelim o zaman. Tabii. Bir isteğiniz var mı efendim? Teşekkür ederiz, yorgunuz. Odamıza çıkacağız. Hop. Yanlış geldik canım. Anahtar sende mi? Bilmem. Sen almamış mıydın? Bir baksana. Hah, buldum. Ben kimseyi çağırmamıştım. Biz de seni çağırmamıştık. Ama geldin. Siz kimsiniz? Soruları biz soracağız. Kalk ayağa, gidiyoruz. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Kime bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Biz seni iyi tanıyoruz. Sen bizi henüz tanımıyorsun. Ama öğreneceksin.
Biliyorum. Bu sene sınıfta kaldın dedi. Hayır, hiç de öyle bir şey demedi. Okuluna dön, kimseden de çekinme dedi. Senin kızın olduğum için onur duyuyorum baba. Ben de bu kadar akıllı bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Artık tatil bitti o zaman. Hadi, git derslerine ilgilen bakalım. Hadi. Elif'i yeniden ikna ettiği için öğretmenini tebrik etmek lazım. Bu tebriği asıl hak eden Süha Efendi. Mezarlıktan sonra ona uğradık. Güzel şeyler anlattı. Elif çok etkilendi. Abi. Cahit'ten bir haber var mı? Çok yakında aramızda olacak. Sen çıkıyor musun abi? Leyla ile buluşacaktık. Ha, dışarıda mı buluşacaksınız? Onunla konuşmak istediğim özel bir şey var da. Tamam. O zaman gecikme sen. Aşkın olmasa döner miyim bir başıma? Aşkın olmasa an durur, zaman gelir. Gerek yok Timur. Yalnız gideceğim. Ama efendim. Annemle babamı ziyaret edeceğim. Sen dönebilirsin. Anahtarı alayım. Peki efendim. Efendim Safiye. Heyecanlı mısın? Neden? Buluşacağınızı biliyorum. Abim şimdi çıktı evden. Ne söyledi sana? Evlenme teklif edecek Leyla. Buna emin olabilirsin. Nereden çıkardın bunu? Özel bir şey konuşacağını söyledi. Başka ne olabilir ki? Umarım bugün her şey istediğin gibi olur.
Safiye, çok sağ ol. Hoş gelmişsin Yusuf'um. Gidecek yerim kalmadı Ahmet dayı. Yani özleyip de gelmedin öyle mi? Özledim tabii. O ayrı. Hem sana bir can borcum var. Ama buraya gelip senin de başını belaya sokmak istemedim. Sana her zaman kapımız açık dedik Yusuf'um. Senden gelen hayır da şer de başım üstüne. Eyvallah dayı. Anlat bakalım, nasıl ayrıldı yolların motorcu çetesinden? Hepsi öldü. Peşinden kurşun sıktılar, ölmedin. Denize düştün, boğulmadın. Günlerce ateş içinde yandın, durdun benim yanımda. Hastalığa teslim olmadın. O çeteyle beraber sokağa çıktın. Hepsi belasını buldu. Sen sağ salim bana döndün. Geçmiş olsun. Sıkıntılar geride kaldı artık. Öyle diyorsun da. Ne yapacağım ben şimdi? Karnın açsa taze balık var. Açlık tokluk düşünecek halde değilim ben dayı. Önce hayatımı kurtardın. Hastalığımda bana baktın. Sonra yol gösterdin, dışarı çıkardın beni. Şimdi de bir şey söyle dayı. Artık hiçbir yere gitmek yok. Burada bekleyeceksin. O söylediğin adam bana yardım edecek mi? Gelir mi buraya? Beklemeyi bilirsen beklediğin gelir. Nasıl diyorsan dayı. Seni rahatsız etmezsem ben alışkınım buraya. Burada durursan rahatsız olurum. Sen de gel, muhabbete katıl. Merak etme. Kimse kimsenin ismiyle cismiyle ilgilenmez bizim mecliste. Hadi. Sen hele bir dur. Sen bize seninkilerden oku bir tane Yusuf'um. Çok güzel ecnebi bir şarkı söyler. Muhabbetin havasını bozmayayım dayı. Bir türkü öğretmiştin bana. İstersen onu söyleyeyim. Keyfin bilir. Benim canıma minnet. Buyur. Bana ne bahardan yazdan, bana ne borandan kardan, bana ne bahardan yazdan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor.
Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi. Sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Eyvallah. Muradım kaldı şu dünyada evladım. Çok güzel bir ailemiz var. Bu aileyi evlilikle taçlandırsan güzel olmaz mı? Güzel olur anneciğim. Sahibi söylüyorsun. Bunun müjdesi cihana değer. İlk müjdeyi size vereyim dedim. Birazdan Leyla da öğrenecek. Hayatta olsaydınız çok mutlu olurdunuz. İkinizin de tebessüm eden yüzlerinizi hayal edebiliyorum. İnşallah sizler kadar mutlu ve huzurlu bir ailem olur. Şimdi müsaadenizle kızınızı bekletmeyeyim. Cahit. Yolun sonuna geldik. Takip edin misin? Yolun sonuna.